15 yaşında ama sadece 15 kilo. Antalya'da yaşayan Asya, 14 yıldır Antalya ve Ankara'daki hastanelerde yaşam mücadelesi veriyor. 1,5 yaşına kadar normaldi. 1,5 yaşında ishal, kusma belirtileriyle biz Antalya Devlet Hastanesi, özel hastaneler çocuğu götürdük. Fakat sadece vitaminsiz kaldığı söylendi. Başka bir teşhis falan yoktu. En son Akdeniz Üniversitesi'ne daha da kötüye gitmesinden dolayı götürdüğümüzde çölyak isimli bir tanı koyuldu. Bu çölyak diyet hastalığı olduğu için ömür boyu diyet yapılacak denildi. 5-6 yaşında Hashimoto tiroidi tanısı eklenildi. 8-9 yaşında tip 1 diyabet tanısı eklenildi. En son 11 yaşına kadar okula falan gidip geliyordu Asya. 11 yaşında çok iyiydi aslında. Bir karın ağrısıyla Akdeniz Üniversitesi'ne tekrar götürdük. Yatış yapıldı. Yaklaşık 2,5-3 yıldır hastanede yatıyor Asya. Bize bir hafta 10 gün bir ömür biçildiğinden dolayı biz Asya'ya Ankara Cebeci Tıp Fakültesi'ne götürdük. Başbakanlığın aracılığıyla. Orada da 6-7 ay bir Asya Akdeniz Üniversitesi'nin koyduğu tanıların üzerine yoğunlaşıldı. Ve kesin olarak olmadığı söylenildi bu tanıların. Sadece tip 1 diyabet hastalığı var bu çocuğun denildi. Raporlanıldı. Daha sonra 1,5-2 yıl falan Cebeci Tıp Fakültesi'nden yurt dışına kan gitti Asya'nın teşhis konulabilmesi için. Gelen sonuçlar zaten 6-7 sefer kan gitti. Bir tane sonuç geldi. O da negatif. Araştırılan hastalık Minge hastalığıydı. Biz de çocuğun kendisinin gitmesini istedik. Doktorlara bunu söyledik. Doktorlar kendi imkanlarınızla götürün denildi. Ve Sağlık Bakanlığı'nın her şeyden haberi var. Bu çocuğun yurt dışına gitmesi için gerekli işlemler, evraklar başlatıldı. Biz bir tane raporu iki tane doktora yazdıramadık, yurt dışı raporunu. Bu çocuğu Avusturya, Kanada, Amerika, Kolombiya Üniversitesi kabul etti ve çocuğu bekliyorlardı. Bir rapor yazılmadığından dolayı Asya'ya gönderemedi. Hastalığına ilişkin kesin teşhis konulamayan ve günden güne eriyen Asya için doktorlar anne sütü önerdi. Millet gibi ben de okula gitmek isterdim. Geri kaldığımı düşünüyorum. İşte onlar şimdi ilerlediler. Ben geride kaldım diye düşünüyorum. Ben de onlar gibi işte her yerden süt vermelerini istiyorum. Süt verdik yani kendimi düzeliyorum. Anne sütüyle mi düzeliyorsun? Evet. Anne sütü bir de şu deve sütlerinden bahsediyorlar. Ama daha iyisi anne sütünü tercih ediyorum. Genç kızın annesi, kızının her gün gözlerinin önünde eriyip gitmesine dayanamadığını, sütü olan annelerin Asya'ya az da olsa vermeleri için çağrıda bulundu. Verdiğimiz ilaçlar emilmiyordu bağırsaklara. İshal olduğu için hiçbir faydası olmuyordu. Değerler hep düşük çıkıyordu. Anne sütü kullandıktan sonra faydası olduğunu anladılar. Hani oluyor dediler. Şu anda da bulamıyorum anne sütü hiçbir şekilde. Çok nadir böyle işte yakınlarımızdan az bir haftada 15 günde bir 50 sesi bir çay bardağı anca bulabiliyorum. Yani devamlı sürekli bulunması gerekiyor ki faydası olabilsin, devamlı olan bir şey olabilsin. Tabii yani gönüllü bir annenin hani çocuğunu emzirir, fazla gelir sütü. Hani benim kızıma da bir çay bardağı günlük bağışlamasını istiyorum. Yani değişik anneler de olabilir. Bir tane anneden olmasına gerek. Kim ve ne kadar anne varsa mesela değişik annelerde kullanabiliyoruz. Çaresiz anne, yetkililerden de yurt dışında kabul eden hastanelerde tedavi için destek beklediklerini kaydetti.